Merhaba değerli izleyenler, iyi akşamlar. Yeni bir Ne Var Ne Yok programına hoş geldiniz. Gündem çok yoğun. Tabii 2023 yılı başladı. Herkese hayırlı olsun. İyilikler, güzellikler getirsin diyelim. Tabii yeni yıla girerken bir taraftan da maaşlara yapılan veya yapılacak olan zamlar en önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıktı. Ve yoğun şekilde de konuşuluyor. Bir taraftan asgari ücretliye yapılan zam, maaşına yapılan zamlar, sonrasında EYT konusunda gerçekleştirilen düzenleme ve son olarak da yine sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve memur ve emeklilere yapılan maaş artışı. Şimdi bu konuları konuşacağız bu akşam. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Aptekin ile birlikteyiz ve bu akşam konuğumuz konunun uzmanlarından birisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin Hoca olacak. Tarkan Hocam hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk Yusuf Hocam. Hüseyin Hocam'a da selamlar. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyoruz tekrar davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam ben size hızlıca bu en yeni ve en sıcak gelişme olarak memur ve emekliye yapılan zammı sormak istiyorum. Nasıl yorumluyorsunuz? Hem enflasyondan hareketle hem kamuoyunda oluşan algı açısından. Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda meclis grup toplantısında memur ve memur emeklerinin zam oranlarının %30'a çıkarılacağını ifade etti. Dün %25'e tamamlanacağını söylemişti. Şimdi ise %30'a tamamlanacağını ifade etti ve toplumun beklentilerine ne kadar duyarlı olduğunu da bu gösteriyor. Çünkü dünden beri genel olarak kamuoyunda biraz daha fazla beklenti olduğu için %25'in geniş bir memnuniyet oluşturmadığını görmüştük. Ve bu bence şu anda toplumda geniş bir memnuniyet oluşturdu. Yani şöyle ki Hüseyin Hocam, Yusuf Hocam, şu yani normalde SSK ve Bağkur emeklerine %15.40 zam verilecekti. %30'a yükseltilmesi demek %14.60'lık bir refah payı anlamına geliyor. Yani normal zammın neredeyse iki katı. Yine memur ve memur emekleri açısından da %16.48'lik bir zam verilecekti. Ve %13.52'lik bir refah payı verildi. Dolayısıyla bu da son derece önemli ki refah paylarını biz genelde %1-2 olarak ifade ederdik ama %13.52'lik memur ve emeklilerine yine %14.60'lık işçi SSK ve Bağkur emeklerine zam yapılması son derece önemli. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamasında en düşük SSK ve Bağkur emeklisinin de 3.500 liradan 5.500 liraya çıkarıldığını söyledi. Bu da şu anlama geliyor. Gerçekten önemli. Neredeyse yaklaşık %60'a yakın bir artışa tekabül ediyor bu. Daha önce bizde SSK ve emekli Bağkur SSK ve Bağkur emekli maaşları Temmuz ayında 3.500 liraya kadar tamamlanıyordu. Bu rakam 5.500 liraya çıktı. Dolayısıyla bizde en düşük alan, yani bu en düşük SSK Bağkur emeklisi bizde 2.000 lira, 3.000 lira, 3.500 lira alan da olsa bunların tamamının maaşları 5.500 liraya çıkarılmış oldu. Bu da özellikle emekli kesimde, daha çok bu alt gelir kesiminde bence çok önemli ve büyük bir memnuniyet oluşturdu. Dolayısıyla bugün, yani dünden farklı olarak gerçekten toplumun geniş bir kesiminin memnun olduğu bir ortamın oluşmasına neden oldu. Hocam sizin elinizde bilmiyorum rakamlar var mı? Yani memur ve emekli maaşları konusunda tahmin, yani belki bir iki örnek vermek isterseniz şuradan şuraya çıktı şeklinde. Bir de şunu sormak istiyorum. İşte sendikalar vesairenin hani bakış açısı nedir? Onlar açısından nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Burayı da değerlendirirseniz sevinirim. Evet. Hocam dün biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız memur senin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi nedeniyle bir şölen düzenlemişti. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek için. Sayın Cumhurbaşkanımıza çünkü yani 500 binden fazla sözleşmeli personel tam da beklentilere yönelik gerçekleşince oradan bir şölen yapıldı.
Ve o şölende Sayın Cumhurbaşkanımız bu %25 rakamını açıklayınca orada sendikanın biz bu zam yetersiz, bir seyyanen zam yapılmasını bekliyoruz açıklaması söz konusu olmuştu. Dolayısıyla ve akşam da çeşitli yetkililerle yine görüşmeler gerçekleşmişti. Ve bu anlamda sendikaların çalışanlar adına onların beklentileri ve taleplerini siyasete iletmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talebe milletten gelen, sendikalardan gelen talebe karşılık vermesi bence son derece önemliydi. Burada rakamlar anlamında söylersek Yusuf Hocam, artık SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaşı 5.500 lira olacak. Yani onun altında olanların tamamı 5.500 liraya tamamlanacak. Memur emekli maaşı ise 6.067 liraydı. En düşük devlet memuru maaşı 6.067 liraydı. Bu %30'luk artışla birlikte yaklaşık 8.000 liraya çıkmış oldu. Aktif olarak çalışan devlet memuru maaşı da hocam, en düşük devlet memuru maaşı 9.107 liraydı. Bu %30'luk artışla birlikte 11.800 liraya çıkmış oldu. Yani yaklaşık olarak 12.000 liraya yükselmiş oldu. Dolayısıyla çalışanların her kesimi %100 memnun etmek mümkün değil ama ben dünden farklı olarak bugün geniş bir memnuniyetin oluştuğunu düşünüyorum. Hocam, son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu enflasyonun eğilimine göre dün akşam Sayın Bakan da bir televizyon programında konuşuyordu. Hani enflasyonun düşme eğiliminde olduğuna dönük hani bayağı şeydi, hani veriler de paylaştı, ümitli de görünüyordu. Ki Aralık ayında da bir miktar düştü hani enflasyon. Önümüzdeki süreçte hem bu enflasyonun eğilimine göre de bakarsak yeni bir İşte seyyanen zam ya da yeni bir güncelleme olabilir mi? İhtimalleri nedir? Nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle hocam, bunu hatırlatmanız iyi oldu. Biz şu anda işte 13.9 milyon emeklimiz var. 4 milyon kamu görevlimiz var. Bu zamlar 6 aylık zamlar hocam. Yıl içinde 2 defa zam alıyorlar. Ocak ve Temmuz aylarında. Dolayısıyla zaten Temmuz ayında da ikinci bir zam var. Ama asgari ücretle ilgili yıllık belirlendi asgari ücret. Yalnız asgari ücreti açıklarken Sayın Cumhurbaşkanımız yıl içerisinde eğer olağanüstü bir durum olursa yeniden bu rakamı değerlendiririz açıklamasını yaptı. Nasıl ki 2022 yılında işte savaşlar, emtia fiyatlarındaki artışlar, gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle yıl içinde ikinci bir değerlendirme yapılıp nasıl ki maaş artışı, ikinci bir asgari ücret artışı gerçekleştiyse onun da ben masada olduğunu düşünüyorum. Ama memur ve memur emeklileri açısından da zaten Temmuz ayı ikinci bir zam dönemi. Dolayısıyla o dönemde yine bugünkü konuştuğumuz refah payları eğer ihtiyaç olduğu takdirde ben onun da o dönemde değerlendirileceğini düşünüyorum. Hocam, şunu da sormam lazım. EYT düzenlemesi de Ocak'ta hayata geçiyor. 3600 ek gösterge de Ocak'ta hayata geçiyor. Sözleşmeliler de kadroya geçti. Bu da nasıl yansır memura, emekliye veya çalışan kesime nasıl yansır? Yani bunu Yusuf Hocam, ben geçen gün bir gazetede yazdığım yazıda çalışma hayatında Türkiye 100 yılı başlığı atmıştım. Gerçekten bu önemli meselelerin çözülmesi çalışma hayatı açısından emek tarihini altın harflerle geçecek uygulamalar. Yani 3600 ek göstergeyi hatırlattınız Yusuf Hocam. Yani bugün yapılan zamların haricinde 3600 ek göstergenin bir emekli kamu çalışanına 3600'e geçene maaşında %21.9 ile %24.7 arasında hizmet yılına süresine göre değişen bir artış gerçekleşecek. Yani mevcut emekli olmuş olanlar da dahil olmak üzere hocam. Yani 10 yıl önce emekli olmuş bir öğretmen, bir polis, bir hemşire, işte bir din görevlisi de dahil olmak üzere maaşlarında %21.9 ile %24.7'lik artış, bu artıştan bağımsız olarak zaten yapılacak. EYT meselesi gerçekten yaş sınırı konmaması çok geniş emek kesimlerinde bir bayram havası oluşmasına neden oldu.
Dolayısıyla bunların da yani emekli olup çalışmaya devam edecekler önemli bir bölümü. Onlar için de emekli maaşı ikinci bir gelir olacak. Dolayısıyla özellikle toplumda ve kamuoyunda bu yapılanların gerçekten emek açısından, emekçiler açısından, emekliler açısından önemli ve tarihi adımlar olarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Hüseyin, seçim yaklaşıyor. Bir taraftan tarihler konuşuluyor. Hakikaten biraz da bu tarihler hani net açıklanmadığı için 7 Mayıs diyen var, 14 Mayıs diyen var, farklı tarihleri zikredenler var. Yani bu konuyu önümüzdeki süreçte konuşacağız. Bir taraftan 2023 başladı. Çeşitli sektörlerde maaşlara yapılan zamlar var gündemde. Asgari ücretliye iyi bir zam yapıldı. Aynı şekilde EYT'lerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Hani 20 neredeyse 30 yıllık bir sorun çözüldü. 3600 ek gösterge, bazı işte sözleşmelilerin kadroya alınması ve en son bir bu memur ve emekli maaşlarında yapılan zam %25 olarak açıklanmıştı dün. Evet. Ama kamuoyunda bu zam hani satın alınmadı tam. Yani öyle bir tablo. Hani bunu herkes de hissetti açıkçası. Çünkü o sosyal medyanın ürettiği atmosfer, sosyal medyadaki bu dezenformasyon vesaire falan ne kadar eleştirsek de aslında yani oradan bir ana fikir de çıkartılabiliyor. Yani bir hani kamuoyunun nabzı nedir sorusuna cevap ararken sosyal medyadaki o akışa baktığımızda oradan bir fikir de edebiliyoruz yani. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yine grup toplantısında, AK Parti grup toplantısında emekliye ve memura yapılan zammın %30 olarak güncellendiğini söyledi. Bu önemli bir değişiklik. Hatta ben dün şu şekilde ifadeleri de görmüştüm sosyal medyada. Ya keşke %30 olsaydı, kamuoyu %30'u satın almıştı. Tabii ki her rakam için iyi görüşler, negatif yaklaşımlar ortaya çıkacaktır. Bu da yani yaşadığımız dönemin hani doğal bir yansıması. Yani demokratik toplumlarda bu tür değerlendirmeler çok normal. Tabii insanlar kendi gelir durumuna göre de bakacaktır işte %30, %25 arasındaki meseleye. Dolayısıyla orada yine asgari ücretliye işveren açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan 250 TL açıklanmıştı daha önce. Bunun da 400 TL'ye çıkartıldığı yeni bir düzenleme yapıldı. Bir başka nokta 3500 lira alan emeklilerin maaşı da direkt olarak 5500 liraya çıkartıldı, açıklandı. Önemli hani gelişmeler, yani sıcak gündem çok sıcak derken çok farklı konular da var, başlıklar da var. Biraz bu sıcak gündemin içinde seçime doğru gittiğimizi de aslında yani Türkiye'nin bir seçime doğru gittiğini de gösteriyor bu hareketlilik. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu hem sıcak hareketliliği hem bu güncellemeleri hem de kamuoyundaki yansıması nasıl olur bir önceki şeye göre? Yusuf, öncelikle günün sıcak gelişmesinden direkt başlayalım istersen. Memur ve emekli maaş artışı %25 olarak belirlenmişti. Böyle açıklanmıştı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından dün itibariyle. Ama bugün bir nevi beklenen de diyebiliriz. Bir gelişme oldu ve %25'lik artış %30'u olarak güncellendi. %30'a çıkarıldı. Neden beklenen diyorum Yusuf? Çünkü ben giderek Türkiye'de siyasetin toplumla daha interaktif bir hale geldiğini düşünüyorum. Bu ilk vaka değil. Yani bir politika belirleniyor, bu politika duyuruluyor. Daha sonra toplumsal tepkiler buna karşı negatif bir baskı oluşturursa, bu sosyal medya platformlarında da olabilir, STK'lar üzerinden de olabilir, geleneksel medya üzerinden de olur. Bu baskıyı hükümet yani yürütme kanadı görüyor ve buna karşı başka güncellemeler, yani bu negatif tepkiyi azaltacak, ortadan kaldıracak bir memnuniyet doğurabilecek güncellemeler getirebiliyor. Bu anlamda da ben bu interaktif yeni siyaset yapım sürecini olumlu da görüyorum. Çünkü siyaseti daha demokratikleştiren ve seçimden seçime değil, seçim arasında vatandaşın nabzını tutarak günübirlik neredeyse buna reaksiyon gösterebilen bir hız ve çeviklik durumu söz konusu. Bu anlamda olumlu. Şunu da söyleyelim.
Dün ben de bunu gözlemlemiştim. %25'lik maaş zammı Türkiye'de toplum nezdinde çok ciddi bir karşılık bulmadı, bir memnuniyetsizlik doğurmuştu. 30 hatta bir nevi psikolojik sınırdı diyebilirim. İnsanlar ya 30 olur diye bekliyorlardı. Neden bekliyorlardı? Çünkü işte seçim yılındayız, seçime yönelik beklentiler var. Siyasetin biraz daha bonkör olabileceği noktasında. Muhalefet de bu anlamda gerçekleştirilmesi zor vaatlerle de seçmenin karşısına çıkıyor. Öte yandan da benzer kitlelerde, benzer taleplerde olumlu karşılıklar, reaksiyonlar gösterilmişti. Mesela gençler, hani hep Z kuşağı diyoruz ama gerçekten de çok yorganize oldular. Ve KYK bursları, daha doğrusu kredileri, geri ödeme faizlerinin silinmesini talep ettiler. Ve ciddi bir sosyal medya kampanyasına bu dönüştü ve hızlı karşılık buldu. Hemen bu borçlar açıklandıktan kısa bir süre sonra o faizlerin silindiği duyurusu. Bunu gördük. EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlar yıllardır ciddi bir kampanya yapıyorlar. Belki KYK'lılar kadar çabuk sonuç olamadılar ama kampanyalarında sonuç aldılar. Ben nihayetinde yine geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni kapsamla beraber emeklilikte yaşa takılanlar da artık takılmıyorlar. O da çözülmüş oldu. Öte yandan asgari ücret zammına yönelik beklentiler vardı. %50'nin üzerinde bir artışla. Bence orada da tatmin edici bir gelişme olmuştu. Böyle olunca memurlar ve emekliler de sıranın kendilerine geldiğini, dolayısıyla da hiç itiraz ortaya çıkarmayacak, çok memnun edici bir zam artışı bekliyorlardı. Ama %25 bu beklentiyi karşılamadı. %30 karşılar mı? Daha çok yeni, daha bugün açıklandı. O anlamda memnun olmayanlar olacaktır. Ama ben %30'u bir psikolojik sınır olarak görüyordum. Yani memnun olmazsanız bile yani isyan ettirmez. Ama %25 o psikolojik sınırın altında kalmıştı. O yüzden de bir güncelleme Bazen küçük rakamlar psikolojik şeyi sınırı belirler, değil mi? böyle, yani o 3 ile başlaması, 30-35 arasında o kadar büyük fark olmayabilir. Ama 25 ile 30 arasında büyük bir fark vardı. O psikolojik fark vardı. O anlamda olumlu görüyorum ben bunu. Hem bir de şu var. Hani Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor. Yani Türkiye'de hayat pahalılığı var. Son birkaç yılda pandemi dersiniz, başka başka mevzular dersiniz ama bir hayat pahalılığı var. Bunu TÜİK rakamlarında da görüyoruz. Çarşıda, pazarda da görüyoruz. Ve hükümet kanadından da vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz şeklinde en tepeden bakanlıklara kadar açıklamalar yapıldı. Böyle olunca da vatandaş, ya tamam benim çarşıda, pazarda aldığım ürün daha pahalandı belki ama hükümet de beni bunu ezdirmeyecek şeklinde bir güven duymuştu. O yüzden bence %30 psikolojik sınır yakalaması nedeniyle önemlidir. Bundan sonraki artışlarda da ya vatandaşın hayat pahalılığına ezdirilmemesi, vatandaşın ya devletim benim arkamda demesi ve emeğinin hakkını alabilmesi, bu da çok önemli. Kesinlikle. Yoksa Şimdi kimse lütuf beklemiyor. Yani emeğinin hakkını alabilmek önemli burada. bence şu da önemli. Hani AK Parti açısından baktığımızda, yani AK Parti'nin ne kadar dinamik olduğunu da gösteriyor bu güncelleme. Yani hani AK Parti kurulduğundan bu yana bütün sürecine baktığımızda en fazla kamuoyu araştırması yapan, kamuoyu araştırması sonucunda ortaya çıkan o verilerden hareketle kendisini güncelleyen, politikalarını değiştirebilen, siyasetini yeni format atabilen bir oluşum. Ve biz hani yıllar boyunca AK Parti'nin bu özelliğini ve Sayın Erdoğan'ın da bu verilere ne kadar önem verdiğini, dikkate aldığını konuştuk. Bu da mesela, evet, bir kamuoyu araştırması yapılmadı belki. Ama sosyal medya dediğimiz bir tablo var karşımızda. Eskiden bu yok, yani ne diyelim, 10 sene önce bu kadar güçlü bir sosyal medya yoktu. Orada ortaya çıkan ana fikrin AK Parti'nin ilgili siyasetçilerine aktarılması, o kanallardan Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşması ve sosyal medyanın belki direkt doğrudan kendisi üzerinden ortaya çıkan fikrin bir şekilde yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu kararın alınması, bence AK Parti'nin ve Sayın Erdoğan'ın kamuoyundaki algıyı, kamuoyunun işte o ana fikrini, genel eğilimini ne kadar dikkate aldığını ve bu anlamda dikkate aldığını gösterme konusunda da bir çekincesi olmadığını gösteriyor bence. Yani bu anlamda çok AK Parti açısından da Sayın Erdoğan açısından da pozitif bir tablo olduğunu söylememiz lazım. Bir başka nokta bence AK Parti çoğu zaman kendisiyle rekabet ediyor aslında. Yani çıtayı yükselten AK Parti. Yani maaş, şimdi AK Parti ya da Sayın Erdoğan zam açıklayacak denildiğinde
toplumda işte hani son süreci de baktığımızda bunun daha yüksek bir zam olacağı konusunda bir beklenti var. Bu Erdoğan'a kızanlarda da var, sevenlerinde de var. Yani çok bu anlamdaki şey değişmiyor bence. Yani Erdoğan hani yapacaksa yüksek bir zam yapacaktır. Çünkü bizim hani problemlerimizi biliyor. Yani böyle bir toplumda yaklaşım biçimi çok geniş kesimlerde var. Dolayısıyla bu algı oluşmuş, insanlar bunu satın almış. Bu Erdoğan ve AK Parti açısından büyük ölçüde iyi. Ama zor zamanlarda bu oluşturulan çıta tabii ki sizin önünüze bir rakip gibi de çıkabiliyor. Hani bence o anlamda baktığımızda bu mevcut durumda hani şunu da hatırlayalım. Yani daha dün ya da önceki gün IMF Başkanı 2023'ün ekonomik anlamda 2022'den çok daha zor ve sıkıntılı geçeceğini söyledi Avrupa ülkeleri için. Ve şunu dedi, Avrupa'daki pek çok ülke resesyona girecek dedi. Ya bu hani yani 2023'ün Avrupa açısından ki biz de Avrupa ile yan yana yaşayan ve Avrupa'nın entegre pek çok açıdan entegre bir ülke olarak hem coğrafi olarak hem kültürel olarak vesaire. İhracatımızın büyük kalemleri tabii, orada. Tabii. Almanya ile turizm mesela en çok Türkiye'ye gelen turistler Almanya'dan geliyor. İhracatımızın en yüksek hani şeyi. İlk 5'te 4'ü Avrupa ülkesi. Avrupa ülkelerine. Yani dolayısıyla Avrupa'da ortaya çıkabilecek durumların, problemlerin Türkiye'de etkileme kapasitesi her zaman vardır. Ha bunu Türkiye Rusya'yla girdiği ilişkilerle işte Orta Doğu ya da işte Asya ülkeleriyle girdiği ilişkilerle tolere ne kadar edebilir ki etmeye de çalışıyor ciddi anlamda. Bu anlamda şey de var. Hani destek de hani bu anlamda var. Diyelim ki bu doğalgaz meselesinde Türkiye'nin yeni bir dağıtım merkezi olma meselesi büyük bir olay. Yani bu konuda işte Bulgaristan'a doğalgaz satışı konusunda dün mesela anlaşma imzalandı. Yani bu evet. Türkiye tarihinde hep ilkleri yaşıyoruz. Yani ilk defa biz doğalgaz satıyoruz. Biz Bulgaristan'dan sürekli elektrik alan bir ülkeyiz. Satın alan. Şimdi Bulgaristan'a doğalgaz satmak için anlaşma imzalandı. Yani dolayısıyla Türkiye hani bir tarafta zorluklar varken bunu tolere edecek farklı adımlar da atabiliyor. Ama yani ekonomik problemlerin genel olarak küresel ölçekte sıkıntılı olduğu bir düzlemde sizin oluşturduğunuz çıta da sizin karşınıza bir rakip gibi çıkabiliyor. O yüzden yani Erdoğan'dan ve AK Parti'den beklentiler daha önceki performanslarına bakılarak yüksek olduğu için o %25 oranı ki daha önceki ya da enflasyon oranına göre vesaire yüksek olmasına rağmen beklentileri karşılamadı ve bu da AK Partililer de dahil toplumun birçok kesimi tarafından dile getirildi ve Sayın Erdoğan'ın burada o mesajı hemen hızlı alıp cevap verebilmiş olması ya da AK Parti'nin refleks göstermiş olması bence çok şey anlamlı. %30 olarak düzeltilmiş olması. Orada Yusuf. Bundan sonra bu süreci göreceğiz. Şunu sorayım sana, öyle devam edelim istersen. Ya sonuçta bu siyaset ekonomi ilişkisi de önemli. Yani sen bir siyaset bilimcisin. Ama ekonomi de çoğu zaman sanki siyasetin tek belirleyicisi, tek faktörüymüş gibi bir tabloda oluşabiliyor. Bunu da hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bu zamlar, maaş artışları vesaire seçime doğru gittiğimiz bu tabloda sence vatandaşları nasıl etkiler, nasıl etkiliyordur psikolojilerini, oy verme davranışını? Yani Yusuf az önce de söyledik ya %25 o psikolojik eşiğin altında kalmıştı. Bence etkisi oldukça negatif olurdu. Tabii şimdi vatandaş neye göre oy veriyor? Vatandaş temelde iki şeye bakıp oy veriyor. Bir tanesi bunların sabit. 3 aşağı 5 yukarı sabit diyelim. Değişse de çok zaman alarak değişiyor. Bazen hiç değişmiyor. Parti kimliği, ideolojik kimlik yahut da kendi işte manevi, etnik, kültürel kimliği. Şimdi bunlar 3 aşağı 5 yukarı stabil. Yani aileden de nesilden nesile işte CHP'li olup da Demokrat Parti'den bugüne kadar AK Parti'ye kadar o silsileye oy verenler de vardır. Ama nesilden nesile değişse bile bir kişi de kolay kolay bir anda yani işte bugün CHP'ye oy verip yarın AK Parti'ye oy vereceğim demez kolay kolay. Bu biraz daha kimliksel bir durum. Ama ikinci bir gösterge daha var kişilerin hangi partiye oy vereceği konusunda. O da icraatler, hizmetler. Orada da yine iki şeye bakıyor. Bu ikinci kulda ikiye ayıracağız. Birincisi büyük resme bakıyor. Makro gidişata bakıyor.
Hani hep şunu söylüyoruz ya, Türkiye artık devler liginde. Türkiye büyük devletlerle oturup pazarlık edebilen, eşit şartlar, eşit statüde taleplerde bulunabilen, taleplerini dikte edebilen bir ülke. İşte Rusya ile, Fransa ile, Amerika ile bir masaya oturup bu devler liginde eşit statüde pazarlık edebilen bir ülke. Bu önemli. İşte köprüsüdür, işte yoludur, sihasıdır, togudur. Bunlar hep büyük resim. Makro icraatlar. Bunlara bakıyor vatandaş. Ya, altyapısıyla, işte havaalanlarıyla, işte Yusufeli Barajı, Avrupa'nın en büyük barajıyla. Ya bu ülkede bir şeyler oluyor. Bir atılım var. Bu ülke üreten bir ülke. İhraç eden bir ülke. Belki biraz sonra rakamları da söyleriz. Onlar da yeni açıklandı çünkü. Bu işin büyük kısmı icraatlerin ya da hizmetin. Ama bir de mikro kısmı var. Peki ben bir vatandaş olarak bu büyümeden, bu ölçek büyütmekten ne kazanıyorum? Benim cebime giren nasıl etkileniyor diye o işe de bakıyor vatandaş. İşte orada bu memur ve tabii asgari ücret ve emekli maaş artışları çok önemli. Çünkü hani daha sıcağı sıcağına memur zamları konuşmuşken onu da söyleyelim. Ya vatandaş şunu istiyor. Ya, benim çocuğum, ben çocuğuma iyi bir eğitim sağladığımda, okuduğunda, üniversitede okuyabilir, lise mezunu da olabilir ama ideali üniversitede okuduğunda KPSS'ye girecek, ona hazırlanacak uzun yıllar, sonrasında işte atanma süreci, işte farklı şehirlerde çalışacak ama öğretmen olarak ama polis memuru olarak farklı memuriyetlerde. Ya benim çocuğum bu emeğinin karşılığını, okumasının karşılığını, o uykusuz geceler, o sınav stresi, hayata geç başlama, hep eğitimden dolayı bazı şeyleri erteleme, bunun karşılığını alsın. Dolayısıyla da bu çocuk aldığı maaşla geçinebilsin, kirasını ödeyebilsin, çarşıdan pazardan alabilsin. Üstüne başına, memur kıyafeti de biraz hani dikkat etmesi gerekir. Üstüne başına bakabilsin. Şimdi böyle bir beklenti vardı. O beklentiyi karşılayabilmek önemli. Şimdi asgari ücret zammıyla neyi karşılamış oldu hükümet? Dedi ki ben vatandaşıma hangi işi yapıyor olursa olsun, asgari ücrete çalışacak bir iş de yapıyor olursa da olsun, yaşayabileceği bir maaş vereyim. Ya sürünmesin insanlar. Yani karnını doyurabilsin, çocuğun üstüne başına bakabilsin, çocuğun kırtasiye ihtiyacını karşılayabilsin, kirasını ödeyebilsin. Ama memura da, ona da bunun da bir tık üzeri, hatta iki tık üzeri o emeğinin karşılığını vereyim, okumasının karşılığını vereyim ki insanlar eğitimden, işte eğitim üzerinden bir kariyer yapmaktan vazgeçmesinler. O yolda açık olsun. Yani mühendisinden polisine kadar, müfettişinden uzmanına kadar, farklı farklı memuriyet kadrolarında. O yüzden bu anlamda şimdi mikro kısmı da %30 çok büyük bir zam mı değil. %30 insanları bir anda işte hayat standardını tepelere çıkaracak bir zam değil. Ama %30 insanlara ya işte emeğimin karşılığını daha yüksek olsa daha iyi olurdu ama bununla da geçinebilirim. Dedirtebilecek bir zam. O yüzden inşallah daha da iyi imkanlar sağlanır. Farklı farklı projelerle, yani sosyal desteklerle, toplu konut projeleriyle, İşte vergilerle, silinen faizlerle, KYK burslarını kastediyorum, kredileri kastediyorum. Ve vatandaşın cebine giren de oyunu etkileyecek bu anlamda hizmet ayağının ikinci kolu. O makro resimden daha mikro resme gitmek lazım. Çünkü işte enerji buluyoruz. Ama bunu geçen hafta burada değerli dostumuz buradaydı, konuştuk Yunus'la enerji durumunu. Yani bunun bulunan gazın tam olarak piyasaya etki etmesi, tam randımanla çalışması 5 sene. Tok 2023'te yollarda olacak ama bunun üretim ağının, pazarlama ağının, lojistik ağının tamamlanması, vatandaşların buna ulaşabilmesi bu da seneler alacak bir şey. Savunma sanayi büyüyor. Sadece tek bir firmamız Baykar 1 milyar doları aşan ihracata ulaştı 27 ülkeye. Çok önemli. Ama bunların da işte çalıştırdığı mühendislerle, kazandırdığı kaynakla, kazandırdığı know-how'la yine bir zamanla lag diyorlar buna. Biraz daha böyle geç vatandaşa yansıyor. O ara dönemde. Ya yani makro resimde biz ölçek büyütürken mikro resmi kaçırmamak adına bu zamlar önemli diyorsun. Kesinlikle. Mesela Baykar dedin. 1500'e yakın mühendis çalışıyormuş Baykar'da. Eğer rakam daha artmadıysa. Ve sadece bir şirket değil mi? Bir Yani şirket bu çok savunmada. yüksek bir rakam. Mesela doğalgaz. Şimdi Türkiye Karadeniz'de doğalgaz çıkartma oradaki süreci hani hem devam ediyor hem de bunun işte hanelere ulaştırılabilmesi için o sistem kuruldu ve o çalışma devam ediyor. 360 civarında mühendis orada çalışıyormuş. Yani hani bu mühendisliğin son yıllarda işte üniversite sınavlarındaki puan artışının nedeni de ortaya çıkıyor. Yani mühendisliğin yeniden ya bayağı bir ön plana çıktığı bir meslek olarak, sektör olarak bir şeyle, tabloyla karşı karşıyayız. Bu da çok iyi bir şey hani Türkiye açısından.
Ve mikro beklentiler. Ama bu bize şunu da gösteriyor. Türkiye demek ki makro düzlemde o temel sorunlu alanlara iyi yatırımlar yaptı. Beklentileri giderdi ve insanlar artık kendi kişisel ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla talepte bulunmaya başladı. Bu bir taraftan iyi bir şey. Mesela diyelim ki 5 sene önce Türkiye'de yapılan bir kamuoyu araştırmasında şu soru sorulduğunda en önemli sorun ne Türkiye'de? Birinci sırada terör çıkıyordu. Ya da güvenlik problemi vesaire çıkıyordu. Şimdi ne çıkıyor? Ekonomi. Bu ekonomideki işte kişisel beklentiler genelde. Bu bir taraftan tabii ki AK Parti'nin hani daha fazla düzeltmesi, üzerine gitmesi gereken bir konu ama terörün birinci sorun olarak çıkmaması da bizim için çok iyi bir şey. Yani güvenlik problemlerinin birinci sorun olarak çıkmaması da bizim açımızdan çok önemli bir şey. Dolayısıyla yani bu mikro talepleri konusunda önemli adımlar atıldığını görüyoruz. Ama mikro talepler de bitmez. Hocam çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, bu akşam Ne Var Ne Yok programında Ocak ayı, yani yılın ilk ayı ve maaşlara yapılan zamlar konusunda ciddi bir hareketlilik var. Sürekli güncel gelişmeler oluyor. Biz de bu akşam Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin Hoca'yı misafir ettik. Konunun uzmanı kendisi. Görüşlerini ve değerlendirmelerini aldık. Bir kez daha hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.